Mutlu günler efendim. Ekonomi masasıyla karşınızdayız. Bugün masamızda inşaat sektörü, müteahhitlik sektörü var. Ve elbette ekonominin en dinamik, en önemli alanlarından birisi. Biz de sevgili meslektaşım Dilek Güngör'le birlikte Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim elinize. Teşekkür ederim Özlem Hanım. Hoş bulduk. Sizi tekrar ağırlamak bizim Merhaba için Dilek mutluluk Hanım. Verici. Evet, hoş geldiniz. Tabii önce istersen şeyden başlayalım, rakamlardan. Türk müteahhitlik sektörü 137 ülkede bildiğimiz kadarıyla proje üstlenmiş durumda ve bunların işte toplam rakamı siz belki en son veriyi vereceksiniz 522 ama oldu, evet. 522 milyar dolara ulaştı. Çok ciddi bir rakam. Bir taraftan NRE listesi açıklandı. Orada dünyada ikinciliğimiz devam ediyor. Küresel yaptığımız kaliteli işlerle küresel piyasalarda çok tercih edilen bir ülke olduk. Önümüzdeki yılı değerlendirmenizi isteyeceğim ve şu ana kadar işte 11 ay nasıl geçti? Dilek Hanım, az önce sağ olun sizin söylediğiniz gibi önemli bir eşiği aştık. Yarım trilyon dolar eşiğinin üstüne çıktık dünyada. Şimdiye kadar yaptığımız toplam iş hacmi toplam 137 ülkede meslektaşlarımız ve mühendislerimiz, işçilerimiz şantiyelerinde Türk bayrağını dalgalandırmışlar. Hakikaten bundan gurur duyuyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız işlerin sayısı yaklaşık 12.300'ün üstünde, 522 milyar dolar tutarında Ekim ayı itibariyle yaptığımız iş miktarı toplamda bu. Biliyorsunuz bizim en büyük pazarımız başından beri Rusya. Evet. İşlerimizin yaklaşık %20'sini şimdiye kadarki işlerimizin Rusya'da yapmışız. Geçen seneye kadar da Rusya hala savaş olmasına rağmen, Ukrayna savaşı olmasına rağmen en fazla iş yaptığımız yıllık ülkeydi. Geçen seneki sayımızın da en fazla 4,5 milyar dolarla Rusya'da yapmıştık. Ama savaşın etkisinden ziyade Rusya ekonomisinde ambargolardan vesairelerden dolayı olan bir yavaşlama yaşadık artık. Geçen sene 4,5 milyar dolar olan iş hacmimiz bu sene 237 milyon dolara düştü. Sadece 6 tane sözleşme imzalayabilmişiz Rusya'da. O bizim için çok önemli bir pazar daralması demek gerçekten. Savaşın öbür tarafında biliyorsunuz Ukrayna var. Ukrayna savaş başlamadan önce bizim yaklaşık 3-4 milyar dolar devam eden işimiz olan bir ülkeydi. Ve Avrupa Birliği kredileriyle Ukrayna büyük bir altyapı hamlesine başlamışken biz oraya girmiştik. Ve yani tam böyle %100 demeyeyim ama işlerin %98'ini biz yapıyorduk. Şimdi Ukrayna'da da hayat biraz durdu gerçekten. Gerçi tam durmuşu artık aşmış durumdayız. Çünkü başka ülkelerin cesaret etmediği savaş şartlarında bile Ukraynalı makamların davetiyle bizim bazı firmalarımız gidip şantiyelerini açmış ve şu anda orada çalışıyor durumdalar. Ve yani kendileriyle konuştuğumuz zaman hakikaten biz bile böyle bakıyoruz. Çünkü diyorlar ki işte sirenler çalıyor, roketler geliyor Kiev'e deniyor. Bizim işçilerimiz de sığınaklara giriyorlar Ukraynalılar gibi. Sonra sirenler susuyor, çıkıyoruz, beton dökmeye başlıyoruz. Çünkü özellikle Kiev'in Dnieper nehrinden dolayı giriş çıkış yolları hep nehir üzerinden köprüleri roketler yıkıyor. Fakat Ukrayna makamları o bazı köprülerin acele yapılmasını istediği için bizim bazı meslektaşlarımız bu tehlikeleri göze alıp oraya da gidiyorlar. Ama bunlar bizim tabii pazar daralmalarımız anlamına geldi. 2023'ün sonları ve 2024'te özellikle epey bir bizi zorladı. Bu sefer yeni pazarlar biraz daha agresif girmeye başladık. Bizim açımızdan bir tane yeni opsiyon doğdu. O da neydi biliyorsunuz, Suudi Arabistan'la aramızda bir politik soğuma yaşadık 3 yıl. Ambargo dönemiydi. Bizim orada iş yapan meslektaşlarımızın hepsi sınır dışı edildi. Bütün şantiyelerimizi kapatıp geri dönmüştük. O 3 yılda önemli bir kaybımız da oldu. Ama geçen sene biliyorsunuz işte Prens Salman'ın Türkiye ziyareti başladı. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti oldu Körfez turu çerçevesinde. Ve o arada geçen senenin ikinci yarısından
Bugüne kadar ki işte 2 gün önce yine İstanbul'da Suudi Arabistan Ticaret Bakanı iş forumu için gelmişti. Yaklaşık 6-7 defa bakanlarını ağırladık. Artı Suudi Arabistan'ın yatırımcı kuruluşları geldiler. Türk Müteahhitler Birliği'nde Ekonomi Bakanlığımızın göndermesiyle bize sunumlar yaptı. Bunun içinde Aramco var, bunun içinde Su Kaynakları İdaresi var, bunun içinde büyük projelerin sahipleri var. Ben bu sene ve geçen sene toplam 4 defa Suudi Arabistan ziyareti yaptım. Ve bunların çoğunda da karşıdan bakan seviyesinde davet alarak gittim. Orada yapılan bazı büyük projelerin sunumları ile ilgili forumlar oldu. Büyük projelerini tanıttılar. Ve hakikaten bu soğuma döneminden sonra başlayan ilişkilerin ne kadar ısındığını göstermek açısından size bir örnek vereyim. Hatta yanılmıyorsam siz de tanıştınız. Temmuz ayında Belediyeler ve Kentsel İşler Bakanı buradaydı. Evet, Al-Mughayil. İstanbul'da Maslak Hilton Oteli'nde bir forum düzenlemiştik meslektaşlarımızla beraber. Siz de kendisiyle gelip orada görüşebilmiştiniz. Aynı bakan Suudi Arabistan'da Riyad'da yapılan Büyük Projeler Tanıtım Forumu'na beni davet etti. Ve ben arkadaşlarımla beraber gittiğimizde dünyanın her ülkesinden insanlar davet edilmişti. Yüzlerce firma vardı orada. Fakat sunumların yapıldığı salonun içine girdiğimizde bir baktık en önde konmuş masanın bir tanesinde Türk bayrağı var. Bize bayrak konmuş olarak masa ayırmışlardı. Sonra bakan programı açmak için geldi ve gelip beni alıp en ön sırada bakanın yanındaki koltuğa oturttular. Ve bakan konuşmasında da Türk müteahhitlerinin neden önemsediklerini anlattı. Söyledikleri şey şu, aramızda konuştuğumuz zaman da diğer bakanlar aynı şeyi söylüyorlar. Bu 3 yıllık süreçte Çin'le çalışmaya başlamışlar biraz. İşte Kore'yle çalışmaya başlamışlar. Fakat kalite ve iş programına uyum açısından anladığımız kadarıyla ki bu Çin firmaları ile ilgili hep iddia ettiğimiz bir şeydir. Başarılı olamamışlar. Avrupalı, Amerikalı firmalarla biliyorsunuz zaten bizim Arap ülkeleri çok çalışırlar. Ama onların da ne kadar maliyetlerin yüksek olduklarını da biliyorlar. O yüzden yeniden Türk firmaları yoğun bir şekilde davet edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yılın son 3 ayından itibaren de sözleşmeler imzalamaya başladık. Bu sene şimdiye kadar 46 ülkede yeni sözleşmeler imzalamış meslektaşlarımız ve 17.6 milyar dolardayız Ekim sonu itibariyle. Ben ümit ediyorum ki gerek Suudi Arabistan'daki bu açılma ki bu senenin en fazla işin Suudi Arabistan'da 3.5 milyar dolar işimiz var yeni aldığımız. İşte arkasından Irak'ı biraz anlatmak isterim size, çok önemli gelişmeler yaşıyoruz orada ve işte Özbekistan, Balkanlar'da çok büyük gelişmelerimiz var. Hı. Bu hedeflerle beraber ben bu sene sonu bitmeden bizim genel ortalamada kabul ettiğimiz 20 milyar dolar yıllık eşiği de aşacağımızı inşallah ümit ediyorum. 20 milyar, çok iyi. Peki şimdi bu Suudi Arabistan'la ilgili aslında potansiyel var. Siz de bundan bahsettiniz aslında bize bakışlarından. Bundan sonraki dönemde anlaşma haberlerini duyabilir miyiz ve özellikle hangi alanlarda bu anlaşmalar olabilir ve tabii bunun büyüklüğü ne olur? Özlem Hanım, Suudi Arabistan'da bir defa çok büyük bir değişim gözlüyorum. Yani hepimiz gözlüyoruz. Hayretle her gittiğimiz 3 ay sonra gidiyoruz, Suudi Arabistan değişmiş gibi. Yine sosyal anlamda artı kültürel anlamda ve özellikle ekonomik anlamda bana göre Prens Salman büyük bir devrim yaşatıyor, başlatmış durumda. Hakikaten Suudi Arabistan'daki gelişme vizyonu beni hayrete düşürüyor. Yine güncel bir basit örnek vereyim. Ben biraz tenis meraklısıyım. İşte geçtiğimiz yıla kadar da kendim de oynuyordum. Sonra bu boyun fıtığı falan derken artık doktorlar bıraktırdılar.
televizyonda tenis maçlarını uluslararası seyrediyorum. Ve çok gururla, çok sevindiğim bir şekilde de bir genç kızımız, 22 yaşında Zeynep Sönmez diye bir genç tenisçimiz, Meksika'da yapılan uluslararası şampiyonada 2 gün önce böyle şampiyon olup hepimizin gururlandırdı. Bu arada Riyad'da, Suudi Arabistan'ın başkentinde dünyanın en iyi puanlı 10 tane kadın tenisçisinden bir organizasyon yapılmış durumda. Bu ne demek? Riyad'da şu anda büyük salonda, spor salonunda işte o tenisçi kızların mini etekli, kolsuz elbiseleriyle tenis maçları oynanıyor. Ve tribünlerde de birçok normal Avrupa'daki tenis maçlarında seyrettiğimiz seyirciler de var. Böyle bir değişim var Suudi Arabistan'da. Ekonomik olarak nasıl bir değişim var? Anladığım kadarıyla Suudi Arabistan prensi, Suudi Arabistan'ın petrol sonrası zamanına hazırlıyor devletini, ülkesini. Biz Suudi Arabistan'da büyük ihtimalle sizlere de sorsam işte hangi şehirler deyince işte Mekke, Medine, Cidde, Riyad. Ben başka Suudi Arabistan şehri bilmiyordum. Birçok şehri varmış. Nitekim bir Avrupalı'ya da sorsak Erzincan'ı bilmezler onlar da. O şehirlerin hemen hemen hepsinde yeni havaalanı projeleri şu anda geliştiriyorlar. Ve o şehirlerin çoğunu farklı temalarda turizme açacak projeler geliştiriyorlar. Çok çarpıcı bir tane söyleyeyim size. Suudi Arabistan'ın bir şehrinde kayak merkezi kuruluyor. Kış sporları yapılacak. Bir şehrinde dünyanın en büyük çocuk eğlence merkezi yapılacak. Yani bu Euro Disney gibi, World Disney gibi bir şey yapılacak filan. Bunun gibi projelerle dış dünyanın Suudi Arabistan'a gelmesini sağlayacak projelere yatırım yapıyor. Anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'ın devlet olarak Amerika'da filan yabancı fonlarda ve oraların merkez bankalarında büyük ihtimalle yatan çok büyük paraları var. Bu paraları yatırım olarak ülkeye getirmeye çalışıyor. Şimdiye kadar çünkü işte herhalde ya biz paramızı çekeceğiz dese pek çekemiyor galiba. Yani siyasi ilişkiler vesaireler herhalde engelliyor. Yatırım diye. Bu arada da tabii parsanın büyüğünü Amerikalı ve İngiliz müşavir şirketlere çok büyük bedellerle ihaleleri veriyor. Onların yaptığı projelerle de inşaat işlerini başlatmış durumda. 2030 vizyonu denen o büyük projesinde konuşulan inşaat yatırım tutarı 1.2 trilyon dolar. 1.2 trilyon dolar. Hatırlarsanız sizin de katıldığınız toplantıda Belediyeler Bakanı sadece kendi bakanlığının, yani bu büyük projeler hariç kendi bakanlığının 2026 yılına kadar 287 milyon dolar bütçesi olduğundan bahsetmişti. Bunun içinde işte şehirlerin altyapıları, şehirlerin içindeki yollar vesaire gibi şeyler vardı. İşte bunların çılgın bazı projeleri var. İşte bu siz de duyuyorsunuzdur. Neon projesi, işte The Line denen bir duval projesi var. The Wall vesaire. Şimdilerde yalnız galiba bu beklenilen paraları da alamıyorlar gibi hissediyorum. Çünkü bu projelerin bir kısmında kısıtlamalara gitmeye başladılar. Yani o 1.2 trilyon dolar hani birkaç yüz milyon dolarlara, birkaç yüz milyar dolarlara inebilir gibi görünüyor ama tabii bizim açımızdan çok önemli bir pazar. İşte şu anda habire biz gidiyoruz, habire Suudi Arabistan'ın heyetler gelip bizleri oraya davet ediyor. Ben inşallah işte bu sene şu an itibariyle 3.5 milyar dolardayız. Önümüzdeki birkaç yıl Suudi Arabistan'da böyle yıllık 10 milyar dolarlık iş alabilir miyiz diye Suudi Arabistan'ı çok önemsiyorum gerçekten. İnşallah siyasi ilişkilerimiz aynı sıcaklıkta devam eder. Tabii yani hani oralarda bu kadar büyük işleri almak için her şeyimiz var mı derseniz, yani sorunlarımızdan da biraz bahsetmek isterim imkan olursa. Tabii ki. Peki Irak'ta söylediğiniz Irak çok önemli. Hatta geçtiğimiz haftaydı galiba ya da bir önceki haftaydı Irak bir heyet gitti. Orada temaslarda bulunuldu. Hem kalkınma yolu projesi var hem de Irak'ta altyapıyla ilgili bir takım çalışmalar var.
Orada durum nedir? Nasıl bir pazar yaratabilir bizim açımızdan? Veyahut da iş alan, iş yapmaya başlayan var mı şu anda? Teşekkür ederim. Hakikaten Irak'ı biraz hem yani sizlerle paylaşmak isterim hem kendi meslektaşlarım da Irak'taki gelişmeleri biraz da sizin aracılığınızla Merak ediyorum. böylelikle benim ağzımdan duysunlar isterdim gerçekten. Şimdi Irak çok büyük bir potansiyel içeriyor. Irak'ta biliyorsunuz gerek mezhepler, gerek işte etnik kökenler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun yıllardır hükümetler kurulamıyordu. Evet. Hükümetler kurulamayınca meclisten bütçe geçemiyordu. Artı savaş sonrasında Amerika biliyorsunuz maalesef bu egemen devletler işte bir yerleri demokratikleşeceğiz diye bombalıyorlar. Sonra o ülkelerden o bombaların paralarını tazminat olarak geri alıyorlar. Irak'ın da petrollerini bu şekilde alıyorlardı. Dolayısıyla Irak uzun yıllardır hiç yatırım yapamıyordu. Yani şey yoktu. Sadece Kuzey Irak'ta, Kürt bölgesinde, federal bölgede Amerikalıların o bölgeye özellikle verdikleri belli bir yüzdeyle inşaat faaliyetleri yürümüştü. Ama aşağıda asıl Büyük Irak'ta hemen hemen hiçbir yatırım olmuyordu. Geçtiğimiz yıl, pardon, 2022'de işte bir mutabakat oldu ve Sayın Başbakan Sudani'nin başkanlığında hükümet kuruldu. Bütçe onaylandı. Hemen biz geçen sene arkasından ilk Sayın Cumhurbaşkanımızın sanıyorum görevlendirmesiyle Sayın Ticaret Bakanı başkanlığında küçük bir heyet olarak gittik. Bağdat'ta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 4 bakanla ayrı ayrı görüşmelerimiz olmuştu. Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın iyi dileklerini aktardıktan sonra da Türkiye olarak ne yapabiliriz sormaya geldiğimizi söylemiştik. Beni çok mutlu eden bir şeydi Sayın Başbakan Sudani'nin söylediği şey. Dönüp bize dedi ki, biz yönümüzü kuzeye dönerek gelişeceğiz. Buna inançlıyız ve buna da kararlıyız. Kuzeyde biziz. Biz. Ticari olarak da altyapımızın gelişmesinde de mutlaka Türklerle çalışacağız dedi. Tabii o cümlenin ikinci kısmı da beni çok heyecanlandırmıştı. Ondan sonra biz Irak'tan heyetleri ağırlamaya başladık ve biz kendimiz bir iki ziyaret daha yaptık. Ben daha önce Sayın Muş döneminde de gitmiştim ama o zaman henüz işte bu bütçe mütçe olamadığı için bir şey konuşamıyorduk. Fakat geçen seneden sonra başlayınca ve biliyorsunuz bu sene sanıyorum Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Bağdat'a geldi. Oradan Erbil'e geçti. Biz de kendisine refakat etmiştik. Orada birçok ön anlaşmalar imzalandı. Örnek vereyim. İşte suların paylaşımı çerçeve anlaşması diye bir anlaşma imzalandı. Irak'ta tamamen tahrip olmuş, tamamen bitmiş bir su altyapısı var. Bombalanmış. Tarım sulaması diye bir şey yok. Barajları yok. Şehirlerin su hatları ile ilgili ciddi sorunlar var. Arıtma tesisleri yok. İşte bütün bunların mesela Türk firmaları tarafından petrol karşılığında yapılmasının önü açılmış durumda şu anda o anlaşmayla. İşte geçen hafta Irak'tan Su Kaynakları Bakanlığı'ndan bir heyet Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızda bu anlaşmanın detayları görüşülüyor. Bu arada biz en son işte Kasım ayının 18-19'unda Ticaret Bakanımızın bir programı var. Bağdat ve Basra'ya çok kalabalık bir ticaret ve müteahhitlik heyeti olarak gidilecek. Büyük bir Önümüzdeki özel günlerde uçakla yani. yaklaşık 180 kişi gideceğiz görünüyor. Hem Bağdat hem Basra'ya birer gün gideceğiz. Biz ondan önce bizim hedefimiz olan resmi kuruluşları ziyaret edelim diye 16-17 Ekim'de benim başkanlığımda yönetim kurulumuzdan 5 arkadaşımız ve genel sekreterimizle beraber gittik. Büyükelçimiz yeni atandı aslında oraya ve hakikaten gittiğimde yani çok mutlu oldum. Ankara'da merkezde çalıştığı dönemde Irak'tan sorumlu genel müdür olarak çalışıyormuş.
Dolayısıyla Irak'ı bilen bir büyükelçi olarak gitmiş ve birkaç ay içinde bir gittik, herkesle ilişki kurmuş, tanışıklıklar oluşturmuş. Yani çok mesela kabaca, ezbere konuşmayayım size, 1,5 günde bakın Bağdat Belediye Başkanı, İmar İskan Bakanı, Irak Müteahhitler Birliği, Kalkınma Fonu Başkanı, Bağdat Valisi, Başbakan Sudani'nin Kalkınma Fonu'ndan sorumlu danışmanı, arkasından Ulaştırma Bakanı, Su Kaynakları Bakanı ve Elektrik Bakanı. Bütün bu randevuları bize 1,5 günde almıştı ve hepsini ziyaret ettik. Ve hepsinden ne projeleriniz var? Artık başlayacak noktaya geldiler mi? Gelenleri lütfen hazırlayın. Bakın 18-19 Kasım'da Sayın Bakanımızla beraber daha kalabalık geleceğiz. O zaman biraz daha somut şeyler konuşalım dedik. Nitekim en somut konuşma Su Kaynakları Bakanı ile oldu ve bu çerçeve anlaşmasıyla ilgili konuştu. Ve teknik de bir adamdı. Bayağı da eski bir politikacıymış, işlerindeki en yaşlı bakandı. Çok da sıcaktı bize karşı. Tuttu bazı baraj ve sulama projelerini teknik olarak anlatmaya başladı. Ben de kendisinden rica ettim. Dedim ki efendim, sizin oluşturacağınız bir heyet Ankara'ya gelirse acaba bu teknik detayları biz meslektaşlarımızla beraber masaya açıp çalışabilir miyiz dedim. İşte geçen hafta Ankara'ya gelen heyetin içine onların devlet su işlerinin genel müdürünü, belediyenin su işlerinden sorumlu genel müdürünü falan da dahil etmiş bakan. Geldiler, bir gün önce geldiler. Dışişleri Bakanlığı ile toplantılarını bir gün önceye aldılar. Ve yarım gün Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği'nde bize inşaata hazırladıkları bu projeleri teknik olarak anlattılar. Bayağı işte şu büyüklükte baraj, şu kadar hektar sulama projemiz filan. Bizim de arkadaşlarımız hazırlıklıydı, gelen meslektaşlarımızın teknik arkadaşları. Onlar sorular sordular. Şimdi inşallah bu bahsettiğimiz anlaşma oluşur ise, ki oluşmak üzere bildiğim kadarıyla, biz o zaman ödemesi de sorun olmayacak şekilde. Çünkü Türkiye tarafından ödemesi yapılacak ve Irak'tan bunun parası petrol olarak tahsil edilecek. Bu işleri Türk müteahhitleri yapacak direkt. Yani başka ülkelerin firmalarına kapalı. Önemli bir potansiyel bu. Onun dışında biz kalkınma yolunu para, artık... Para Türkiye'den çıkıp petrol olarak... Petrol olarak geri gelir. Evet. Irak'tan petrol alacağız. Onun ödemesi yerine bizlere, bizim devletimiz ödeme yapacak. Biz oradaki sulama işlerini ve barajları yapacağız. Bu hakikaten çok çok eski yıllarda, rahmetli Özal döneminde Rusya'da denenmiş bir modeldi. Şimdi güzel bir enstrüman bu. Mesela bazı petrole dayalı işleri için Çin'le de böyle bir anlaşma yapmışlar. Çin petrol karşılığı kendi şirketlerine ödeme yapıp işi yaptıracak. Bir de kalkınma yolu diye bir büyük proje var biliyorsunuz. Kalkınma yolu tabii sadece Irak'ın projesi değil. Bizim projemiz, Katar'ın projesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin projesi, Körfez'in projesi, Avrupa ile Uzak Doğu arasındaki ticaret yolunun kısalma projesi. Hem demir yolu hem otoyol olarak Basra Limanı'ndan Türkiye'nin yeni açılacak Ovaköy sınır kapısına kadar gelecek bir proje bu. Yaklaşık 12 bin kilometre. Ve bunu yaptığımız zaman bütün şey, yani artık Süveyş kanalının trafiğinin çoğunu burası alacak. Çünkü süre çok kısalıyor uluslararası nakliye açısından. Maliyet çok kısalıyor. Tabii bu trafik bu sefer tamamen Türkiye'den geçiyor olacak. Stratejik olarak bizim açımızdan da çok önemli, Avrupa açısından da. 17 milyar dolar civarında bir bütçe planlanıyor. Sanıyorum bu hafta başında, evet hafta başındaydı. Ulaşma Bakanımız ikinci toplantı için Bağdat'a gitmişti. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak Başbakanlarıyla, Ulaşma Bakanlarıyla beraber işte bu projenin finansman detaylarını oluşturmak üzere toplantı yapmışlardı. Biz ümit ediyoruz ki bu projenin inşaatında da çok büyük bir rol alırız. Çünkü yani hakikaten, yani bizim artık demir yolu yapmak, otoyolu yapmak, yani sadece ülkemizde yaptığımız projelerle bile o tecrübemiz o projenin tamamını
parasını bulurlarsa birkaç yılda yapmamıza yeter. Ama Başbakan Sudani'nin ilk gittiğimizde projeyi bize sunarken anlattığı hedef daha büyük. Bu bahsettiğim kalkınma yolu güzergahı üstünde birçok yeni şehir ve yerleşim bölgeleri planlıyorlar. Bunlar tabii yeni konutlar demek, yeni hastaneler demek, yeni okullar demek. Yani Irak büyük bir kalkınma hamlesinin içinde işte bir tek yani samimi söylemek gerekirse önümüzdeki yıl seçim olacak yine Irak'ta. İnşallah inşallah diyorum. Yani mesela bugünkü Amerika seçimlerini nasıl merakla bekliyorduysak ben de gelecek seneki Irak seçimlerini şimdiden çok merakla bekliyorum. İnşallah diyorum bu hükümet devam eder veya benzer anlayıştaki bir hükümet olur Irak'ta ve Türkiye-Irak ilişkileri bu şekilde devam eder diye ümit ediyorum. Siz hazır Amerika'ya girmişken aslında soralım. İkinci Trump dönemi acaba nasıl olacak, ne beklersiniz? Özellikle iş dünyası olarak hem bu bölgede Amerika'nın etkisini biliyoruz, hem Amerika'daki fırsatlar olabilir. Nasıl bir ikili ilişki ve iş dünyası için beklentileriniz olur yeni dönemden? Yani genel anlamda ben kişisel olarak önce yani sadece kişisel Erdal Eren olarak çok Trump'ı sevenlerden değilim açıkçası. Çok ne yapacağı belli olmayan bir adam intiba uyandırmıştı bende daha önceki başkanlık döneminde. Sonra başkanlıktan düştükten sonraki dönemde bu işte senato baskını vesaire gibi olaylar artı kişisel olarak hani ahlaki bazı şeyler, davalar, mavalar benim soğuk baktığım bir insandır. Ama bizim inşaat sektörü diye bakarsak açıkçası, uluslararası inşaat sektörü olarak bakarsak, bizim dünyadaki en önemli rakiplerimiz Çinliler. Ve Trump'ın şimdiye kadarki yaptığı konuşmalarda Çin'in bu büyük ekonomik açılımını da rahatsız olduğunu ve bunu biraz engellemeye yönelik bir şeyler yapacağını söylüyor. O kısım bizim açımızdan biraz daha güvenli geliyor açıkçası. Çünkü bizim dünyada inşaat sektörü olarak rakibimiz Batılılar değil artık. Bizim dünyada inşaat sektöründeki rakiplerimiz Amerikalılar değil artık. Nitekim Amerikan Exim Bank'ı da ki 2 hafta önce buradaydı İstanbul'da gene ben de geldim katıldım kendisiyle yapılan bir toplantıya. İşte İngiliz Exim Bank'ı, İsviçre, ay sonunda davetliyim gideceğim Finlandiya. Bunların hepsi kendi ürünlerini Afrika ve Orta Asya'daki ülkelere ulaştırabilmek için bizim inşaat sektörümüzle işbirliği yapmayı teklif ediyorlar. Dolayısıyla bizim rakibimiz onlar değil. Ama bizim önümüzde özellikle Afrika ülkelerindeki büyük pazarlarda ciddi bir rakibimiz Çin. Çin'in önünü biraz kesmesi ihtimalinden dolayı Trump'ın seçilmesi sanki bizim için ekonomik anlamda daha iyi olacaktır diye görüyorum. İnşallah öyle diyelim. Seçildi adam inşallah demek zorundayız. Şimdi Rusya ve Ukrayna'dan biraz bahsettiniz aslında ama daha önceki yayındaydı galiba Ukrayna'da o yapılan işleri anlattığınız bölümü ben hatırlıyorum. Yeni projeler var mı orada bizim müteahhitlerin aldığı? Şu anda kaç tane proje yürüyor hem Rusya'da hem de Ukrayna'da? Yani tekrar eski günlerimize döner miyiz? Biraz pazar daraldı dediniz. İnşallah. İnşallah Dilek Hanım. Şöyle sanıyorum aralığın onlarında 2 günlüğüne Ticaret Bakanımızın geçen de bana söylediği şekilde tarih tam netleşmedi ama aralığın yarısından önce olacak. Resmi olarak bir müteahhitlik heyeti olarak Ticaret Bakanımız Başkanlığı'nda Kiev'e gideceğiz. Bu da en son Birleşmiş Milletler toplantısında sanıyorum Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin Cumhurbaşkanımızdan önemli rica ettiği bir ziyaret. Yani yaz hani gelmiyor diğer ülkeler filan. Sizden bazı dostlarımız sağ olsunlar şu anda bizdeler çalışıyorlar ama biz biraz daha fazla gelmenizi istiyoruz demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız da
müteahhitlerimizin gelmesi şeklinde şey yapmış. Ticaret Bakanımızın aksettirdiği şekliyle oraya o şekilde gideceğiz. Ukrayna'da şu anda halen anladığım kadarıyla bu batılı ülkelerin toplantılarda işte İsviçre'de falan toplantılar oluyor biliyorsunuz. İşte milyar dolarlar uçuyor. Konuşuyor. Biri diyor ki 100 milyar dolar vereceğiz, biri 200. Ukraynalı makamlar diyorlar ki bu rakamlar bu toplantı masalarında söylenen rakamlar. Bunların çoğunun öyle gerçekleşeceğini biz de görmüyoruz. Artı şu anda hep savaş için veriliyor dikkat edersen. Silah diye veriliyor. Ama artık Trump'ın bir tane de ümitli olduğum şeyi de bu savaşı bitireceği sözü. Hatta biliyorsunuz başkanlığa resmi olarak o yılbaşından sonra başlayacak. En son yaptığı bir konuşmada dinledim. Ben başkanlık görevini devralıncaya kadar bu savaşı bitireceğim dedi. Yani Putin'le falan konuşarak diye konuştu. Bu savaş eğer böyle bir zamanda artık biterse ki bitsin artık hakikaten. Çünkü yani Amerika'nın, İngiltere'nin bazı politik diyelim ki Rusya ile olan didişmelerinden zavallı Ukraynalılar ölüyor. Onlar silah veriyorlar doğru. İşte biraz da dolduruyorlar diyelim. Kendi politik ama ölenler Ukraynalılar. Yıkılan bir ülke hakikaten. Ve bize çok yakınlar. O nedenle ben sanıyorum ki biz Ukrayna'nın yeniden yapılandırmasında da rolün büyüğünü biz üstleniriz. Dediğim gibi şu anda özellikle bazı tünelli geçişler ve bazı köprüleri yapmak üzere iki tane firmamızın şantiyeleri açık. Yani birkaç tane işi birden yapıyorlar. Bazı firmalarımız da bazı sözleşmeleri görüşmek üzere gidip gelmeye başladılar ama toplu bir şekilde Aralık ayında gidersek biraz daha somut neler başlayacak diye ama tabii parası nasıl oluşacak onu henüz çözebildiklerinden çok emin değilim. Peki biraz içeriden bahsedelim. Daha doğrusu sizin az önce de biraz temas edeyim dediğiniz konulara girelim. Mesela teminat mektubu sorunu. Bu konuda acaba nasıl bir çalışma içindesiniz? Ne yapılmalı? Nasıl adımlar atılıyor diye sormak isterim. Vallahi ben teşekkür ederim sormanıza. Evet bizim şimdi biliyorsunuz artık sizler ekonomiyi de bizim işlerimizi de çok yakından takip ettiğiniz için bildiğinizi biliyorum. Türkiye'de de dünyada da bir ihaleye girmek için önce bir geçici teminat mektubuna ihtiyacınız var. Yani bir bankanın sizin o ihaleye verdiğiniz teklifin arkasında duracağınızı garanti etmesini gerektiren bir şey bu. İşi aldınız, hemen o işi sizin yapabileceğinize dair bir bankanın garanti etmesine ihtiyaç var. Performans teminat mektubu, performans bond. Artı uluslararası çoğunlukla projeler avansla ihale ediliyor. Bir de avans tutarı kadar teminat mektubu vermeye ihtiyacınız var. Yani bir işin tutarının yaklaşık olarak %20 ila 25'i oranında teminat mektubu bulmak zorundasınız. Bir işi almak için. İhaleye girmek için bile minimum %5 bir teminat mektubu. Şimdi bizim maalesef şöyle bir sorunumuz var. Bizim en yakın dost dediğimiz ülkelerde bile halen Türk bankalarının teminat mektupları doğrudan kabul edilmiyor. Mutlaka bizim Türk Bankası'ndan aldığımız teminat mektubunun uluslararası başka bir bankadan kontür garanti edilmesi isteniyor. Bu da bizim iki tane komisyon ödememiz anlamına geliyor. Artı iş yaptığımız ülkelerin idarelerinin getirdiği bir koşul da o gelen teminat mektubunun oradaki yerel bir bankadan da alınması şartı var. Biz üç tane komisyon ödüyoruz. Yani bir Irak'ta, bir Suudi Arabistan'da, bir Libya'da biz bir ihaleye girerken üç defa banka komisyonu ödüyoruz. Bir Fransız, bir İtalyan firması girerken tek komisyon ödüyor. Bu zaten uluslararasında kıran kırana çok küçük kar marjlarıyla olan işler açısından işi alıp alamamanıza kadar etki eden bir maliyet.
En son biliyorsunuz Eylül ayında sağ olsunlar yine bu senede bizi şereflendirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da ödül törenimiz oluyor. Bu dünyanın en büyükleri arasına giren firmalarımıza her yıl sağ olsunlar geliyorlar. Bizimle beraber Ticaret Bakanımız, ben ve Sayın Cumhurbaşkanımız o firmalarımıza ödül veriyoruz. O törende ben bu konuyu bizzat kürsüden Sayın Cumhurbaşkanımıza da açtım. Önerim şöyleydi. Artık Türk bankacılık sektörünün uluslararası standartlara geldiğini, BDDK'nın denetleme normlarının uluslararası normlara geldiğini, bunları bizim iş yaptığımız ülkelerin makamlarına bir şekilde anlatıp ikna edecek bir şeyler yapmamız lazım. Bu ne olabilir? İşte aklıma gelenleri söylemiştim. BDDK, Bankalar Birliği, işte hazinemiz, artı sigorta müesseselerimiz. Nitekim bugün sizin bu programınıza geleceğim şey olunca sağ olsunlar bugün randevu verdiler. Türk Sigorta Anonim Şirketi'nin genel müdür ve genel müdür yardımcılarıyla toplantı yaptık. Onlara da bu konuda hani bir şey önerebilirler mi diye şey yaptık. Bu soruna bir çözüm bulmamız lazım. Yani bizim artık uluslar arasında yılda 20-30 değil de 50-70-100 milyar dolar iş almamız bekleniyorsa ki biz istiyoruz. Devletimiz de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizim daha çok iş almamızı istiyorlar. O zaman gerek Exim Bankımızın, gerek Bankalar Birliği'mizin, gerek BDDK'nın, gerek hazinenin bir şeyler yaparak bizim daha uygun koşullarda yeterli miktarda teminat mektubu almamızı sağlamaları lazım. Bakın tabii ülkemiz ihracat yapıyoruz. İhracatımız da çok önemli, doğrudur. Fakat ihracatımızın belli bir yüzdesini de ithalat yaptığımız artık bir gerçek. Fakat bizim işimizin ithalatı olmadan ihracat yapıyoruz biz. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ihracattan bile daha önemli olarak desteklenmesi gereken bir iş. Neden? Türkiye'den götürdüğümüz mühendisin maaşı bile ihracat. Mühendisimizi bile ihraç ediyoruz. Çünkü aldığı o ülkenin bütçesinden yapılan işten aldığı parayla buradaki ailesinin geçimini sağlıyor. Götürdüğümüz işçinin maaşı bile, Türkiye'den götürdüğümüz her türlü malzeme doğrudan ihracat. Ki bizim malzemelerimiz de işte ilaç sanayi gibi vesaire filan ithalata bağımlı malzemeler de değil üretimlerimiz. İnşaat malzemeleri, çimento götürüyoruz. İşte Türkiye'de üretilen demiri götürüyoruz. İşte cam götürüyoruz filan. İnşaat malzemeleri. Dolayısıyla bizim bu teminat mektubumuza biraz daha uygun koşullarda ve doğrudan Türk bankalarının teminat mektuplarının kabul edilebileceği bir mekanizmanın bulunması halinde biz her yıl daha büyük çapta iş yap alabilir imkanı geliriz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızdan hatta kürsüde şunu bile istirham ettim. Dedim ki ya yani sizin çok yakın temasta olduğunuz bizim iş veren idarelerimizin bulunduğu bazı devletler var. Ne bileyim Libya Başbakanı işte her iki haftada bir İstanbul'a geliyor filan duyuyoruz. Yani bunlara dedim yani veya işte Suudi Arabistan'la siyasi bir toplantı yapılıyorsa, Türkmenistan'la yapılıyorsa bu siyasi toplantılarda bu konuyu gündem maddesi yapıp ya niye Türk bankaların teminat mektubunu kabul etmiyorsunuz kardeşim? Biz devlet olarak onların arkasındayız türünde kişisel şeyinizi bile koysanız buna değer diye istirhamda bulundum. İnşallah buna bir çare bulunması lazım gerçekten. Bu teminat mektubu bizim yurt dışında daha çok iş almamızın en büyük engeli. Şimdi bu listeden bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı da katıldığı ödül töreninde o listeye giren müteahhitler ödüllendirildi. 43 firma vardı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene 40 firma. 41'di. Fakat yanlışlıkla 40 diye dergide yayınlanmıştı. Ha, 41. Sonra 41 oldu ama öyle 40 kaldı o. Gelirden ama aslında pay olarak baktığınızda tüm listedekileri bir miktar Türkiye'de bir azalma. Yani bu neye bağlıyorsunuz bunu? Yani hatırlarsanız başlangıçta biraz hani 2025'te ne bekliyoruz konuşurken onu biraz anlatmaya çalıştım oradan şeyini. Şimdi bizim pazarlarımızda son iki yıldır dikkat ederseniz sorunlar var. İşte dediğim gibi en büyük pazarımız Rusya.
savaş yaşıyor ve ambargo yaşıyor. Dolayısıyla biraz bütçe kısıtlamalarına gittiler onlar da. İşte geçen sene dediğim gibi 4,5 milyar dolar yeni, 2021'de 11 milyar dolar yeni sözleşme imzalamıştık Rusya'da. Bu sene şu ana kadar 237 milyon dolar ancak imzalayabilmişiz. Çok büyük bir düşme bu. Artı işte Ukrayna diye bir pazarımız kapanmış durumda. Biraz da Orta Doğu'da halen bu savaş duygusu devam eden işte İsrail sorunu. Yani buna bağlı bazı işler vesaireler ihale edilmez olmaya başladı. Yani yeni iş alma hacmimizde düşme oldu biraz açıkçası. Ve bazı yerlerde de yaptığımız işlerin bütçelerini kısıtladı bazı devletler. Onlarda da ekonomik, çünkü bütün dünyada bir ekonomik kriz yaşanıyor biliyorsunuz. Bu biraz bizden bağımsız bence. Yani yoksa hakikaten hani bizim kendimizin performansımızın çok altında iş yapmak zorunda kaldık bu son 1-2 yıl içinde biraz öyle hakikaten. Hatırlarsanız 2 yıl önce yeni aldığımız iş miktarı 32 milyar dolarlara çıkmıştı. Yani işte bu sene şimdi itibariyle 17.6'dayız. 20-22 buluruz ümidindeyim ama bu bizim potansiyelimiz değil. Biz hakikaten bazı bu teminat mektubu gibi bir şeylerimizin çözülmesi, biraz da bu çevremizdeki bu savaş haline çözüm, nitekim Rusya-Ukrayna savaşının inşallah Trump'ın dediği gibi bitmesi halinde biz hemen 30'ların üstüne çıkarız diye ümit ediyorum. Bu yani iş ortalama yaptığımız iş miktarındaki düşmeyi de biraz ona bağlıyorum gerçekten. Finansman konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Bu faizlerin yüksekliği sizi nasıl etkiliyor? Şimdi efendim bir içeride yaşanan finansman sorunu var. Bir de bizim uluslararasında aslında yaşadığımız finansman sorunumuz var. İçeride işte gerek kamu yatırımlarındaki kısıtlamalar, gerek kamu idarelerinin yapılan işlerin bedellerini hak edişler şeklinde ödemelerindeki bazen aksamalar, bizim tabii o zaman mecburen bankalara gidip işte kendi kredi imkanlarımızla iş yapmamız falan gibi şeyler oluyor. Artı işte konut yapan meslektaşlarımız açısından yeni projelere başlamanın önünde bir engel gibi oluyor. Çünkü faizler yüksek olduğu için vatandaş konut almıyor. Yeni konut satamayacağını düşünen meslektaşlarımız maliyet artışları karşısında yeni projelere girmekten cesaret edemiyorlar. Öyle olunca yeni konut piyasaya sürülmediği için mevcut konutların fiyatları yükseliyor filan. Bu iç pazardaki yaşanan sorun ama finansman teminiyle ilgili en önemli sorun bizim teminat mektubundan sonraki ikinci problemimiz uluslararasında. O da şudur Özlem Hanım. Çin'den bahsetmiştim ya. Efendim Çin devlet olarak dünyaya açılımının bir enstrümanı olarak kullanıyor uluslararası müteahhitlik hizmetlerini. Çinli firmaların hemen hemen hepsi kısmen devlet şirketidir. Devletin elinde olduğu şirketlerdir. Ve Çin özellikle Afrika gibi geri kalmış ülkelerin altyapılarını devlet finansmanı sağlayarak o şirketlere alın krediyle beraber gidin işi yapın dediği için bazı ülkeler istemeye istemeye kendi paraları olmadığı için Çinli firmalara iş vermek zorunda kalıyorlar krediden dolayı. Biz maalesef Exim Bank'ımızın biraz diyelim ki büyüklüğü yani sermaye yapısı itibariyle bir de o küçük sermaye miktarını bizim işlerimiz gibi uzun vadede geri dönecek. Bizim işlerimiz birkaç yıl süren işlerdir. İşlere kredi vermek yerine tabii ticari kredilerde, ihracatçı kredilerinde daha hızlı döndürdüğü için biz Exim Bank'ın kredilerinden de yeterince istifade edemiyoruz. O nedenle de şimdi çareler aramaya istiyoruz. Bir yandan da işte başka ülkelerin Exim banklarıyla işbirlikleri yaparak finansmanını işte diyelim ki İsviçre'nin, diyelim ki Finlandiya'nın, diyelim ki Avusturya'nın, Macaristan'ın, İngiltere'nin sağlayacağı projeler bulmaya çalışıyoruz. Bu da ne demek oluyor? O ülkelerden ya ortak almamız lazım ya o ülkelerden bazı malzemeleri götürmeyi çabalamamız lazım. Bu tabii yani Çin'le rekabet açısından elimizi çok zayıflatan bir zafiyetimiz bizim maalesef.
İnşallah başka da çaresi yok. Şu anda Exim Bank'ımızın Çin Exim Bank ile yarışabilecek boyuta gelmesini bekleyemeyiz. İşte bu üçüncü ülkelerle yapılan mutabakatlar çerçevesinde biraz daha finansman temininde yol alabilirsek bu sıkıntıyı çözeriz diye ümit ediyorum. Vaktimiz var herhalde değil mi? Yani, kısa da olsa var. Tamam. Kamu projelerinde bu şartsız tasfiye hakkıyla ilgili aslında biraz konuşmak istiyordum. Vallahi yani sadece uluslararası şeyleri konuşacağız diye ödüm kopuyordu. Çok teşekkür ederim. çünkü yani beni televizyonda izleyen Türkiye'deki diğer yüzlerce binlerce meslektaşım yani bu konuya değinmezsem hakikaten şey olurdu. Ya kamu yatırımlarında biliyorsunuz tasarruf tedbirleri evet. alındı. Ben açık olarak artı Müteahhitler Birliği üyeleri olarak biz şu anda yürütülmekte olan ekonomik programı destekleyen bir grubuz. Hı hı. Ben Sayın Maliye Bakanı'nın bu programları piyasaya sürmeden, açıklamadan önce sivil toplum örgütleriyle yaptığı toplantılarda da dinleme imkanı bulmuştum. Mesela bizim açımızdan kamu yatırımlarının kısıtlanması sadece bitmesine az kalmış projelere ödeneklerin ayrılması ve bunların ekonomiye bir an önce kazandırılması doğru mantıktır. Hı hı. Yapılması gereken buydu zaten. Maalesef bazen siyasi temsilcilerin, milletvekillerinin diyelim ki yerel yöneticilerin falan baskılarıyla acil olmayan birçok altyapı işi özellikle seçim öncesi dönemlerde evet. ihale ediliyor ülkemizde. Bütçemize göre planlamıyoruz onları. İhale yapıyoruz. Fakat sonra bütçe imkanları o işlerin hepsinin ilerlemesine imkan vermediği için işler uzayıp gidiyor. Ne müteahhit verimli iş yapıyor ne de o işler yarım ekonomiye kalıyor. Kazandırılıyor. Evet. O nedenle ben bu kamu yatırımlarıyla ilgili kısıtlamayı destekledim. Fakat şöyle bir şey var biliyorsunuz devam eden projelerde ilerleme oranı %75'in altındaki işler durdurulacak veya yavaşlatılacak, diğerlerine para verilecek şeklindeydi. Dediğim gibi bu doğrudur. Ama peki o durdurulacak veya iyice yavaşlatılacak işlerin maliyetlerini kim karşılayacak? Şimdi düşününüz, siz 3 yılda bitmek üzere bir iş almışsınız, ona göre şantiyenizi kurmuşsunuz, ona göre gider hesaplamışsınız. Sonra diyorlar ki kamu yatırımlarında kısıtlama başladı. Sizin işiniz duracak bir süre. Peki ben o kurduğum şantiyenin, oradaki sabit personelin, oradaki enerjinin, oradaki malzemenin, oradaki makinamın masrafını nasıl karşılayacağım? O nedenle ben bu kamu yatırımlarındaki kısıtlama tedbirleri alındığı günden beri bunu öneriyorum. Diyorum ki lütfen o zaman bu projelerin müteahhitlerine kardeşim dayanamayacaksan istersen işini tasfiye et. Bu hiçbir gelir almadan o beklemenin maliyeti altında ezilme, iflas etme. Onun için mutlaka hiç değilse bu durdurulan veya yavaşlatılan projelerin müteahhitlerine tasfiye hakkı verilmesi hususunu bir kez daha şimdi teşekkür ederek sorunuz nedeniyle Hazine Bakanımızdan, Maliye Bakanımızdan, ilgili yatırımcı bakanlıklarımızdan meslektaşlarım adına istirham ediyorum. Hı hı. Peki Sayın Başkan, şimdi hemen hemen her sektörde bir yani bu finansman kadar önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan kaynağı problemi var. Siz de daha önceki açıklamalarınızda yabancı işçi, hatta Filipinler'den işçi getirdiğinizi açıklamışsınız. Evet. Şimdi hem sektördeki yabancı işçi sayısını sormak isterim, hem de ya bu kadar mavi yakalılar, hatta beyaz yakalılardan çok daha yüksek ücretler alıyor olmasına rağmen son dönemlerde neden işçi bulunamıyor? Yani bu sorun nasıl çözülür diye de sormak isterim. Bu çok basit bir denge. Arz talep meselesi. Neden daha fazla ücret ödeniyor? Çünkü bulunmuyor. Ülkemizde mühendis bulmak çok kolay. Maalesef son yıllarda ekonomi, genel ekonomi projeksiyonumuz ülkemizin sanayi ve ekonomi gelişmesine paralel olmadı. Eğitim politikamız. Sadece bizim değil, sanayideki herkesin
bütün sivil toplum örgütlerinin hepsinin şikayet ettiği konu şu anda bütün biz öğrencilerimize, bütün çocuklarımıza hedef üniversite mezunluğu. Şu andaki eğitim sistemi bu. Yani düşününüz, yapılan üniversite sınavlarında eskiden baraj vardı. Şimdi o baraj bile kalktı. Yani sınava giren herkes üniversiteye girme hakkı kazanıyor. 3 milyon genç bu sene üniversite sınavına girdi. Şimdi üniversitede okuyanlar da herhalde bir 7 milyon falan vardır. Yani şimdiden sonra hiç üniversitelere kimseyi almasak 4 sene sonra bizim 10 milyon üniversite mezunumuz olur. Bizim ülkemizdeki iş hacmi 10 milyon üniversite mezununu iş veremez. Ama biz hem devlet olarak bu çocuklara hem eğitim masrafı bu kadar yıl yaparak hem de sonradan elinde üniversite diploması var ama işsiz gençler üretiyor durumdayız korkarım ki. Halbuki meslek liseleri, sanat okulları, teknik liseler bunların sayıları artırılsa ve gerçekten üniversiteyi okuması doğrudur. Bu işte ileride bilim adamı da olabilir. Bu ileride gerçekten farklı şekilleri gelişebilir seviyedeki eğitim alan çocuklar üniversiteye yönlenseler. Diğerleri de mesleki eğitim alarak lise seviyesinde elleri bir işe gelen, bir sanat öğrenen şekilde bunları teşvik etsek. Yani işte meslek lisesi mezunu işte vinç operatörü olursa bunun işte ücretler de bir yerlere geldi. O zaman hem ülkemizin ekonomik gelişmesine paralel ihtiyaç duyulan insanları çıkartmış oluruz erkenden. Hem de üniversite mezunu işsizler ordusu sorununa bir çözüm buluruz. Bakın yeterince vinç operatörü olsa vinç operatörü bulmak o zaman daha kolay olur. Daha makul maaşlarda. Diyorum ya yani sanıyorum geçen seneydi Maliye Bakanlığı'nda bizim sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yapmıştı. Ekonomiden sorumlu bakanlarımızın hepsi vardı. Sanayi Bakanımız, Çalışma Bakanımız, işte Ulaşma Bakanımız hepsi vardı. Bu konu bu açıldı. Hiç unutmuyorum Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ki çok değerli bir kardeşimdir hakikaten. Seyit Bey bir örnek verdi. Dedi ki Ankara Ostim'de biz şey yaptık yani hani örnek olsun diye ilan anons yaparak ilanlar işte cam üreticisidir. Neydi? Cam ustası aranıyor diye. Hiç müracaat olmadı diyor. Yönetici ilanı verdik diyor. Kuyruk oldu diyor. Yani buna mutlaka çözüm bulmamız lazım. Biz sadece işte iş aramaya 4 sene daha sonra başlayacaklar diye üniversiteye gönderiyoruz çocukları. Dikkat ediyorum mesela bu sene üniversitelerin kontenjanlarında çok açık olmuş. Birçok aile çocuğunu üniversiteye göndermemiş, kaydettirememiş. Üniversiteyi okumanın bir maliyeti de var çünkü artık. İşte konaklama maliyeti var vesairesi var. Bir sürü öyle bir sorun var. Halbuki bu çocukları hakikaten biz 2 yıllık bir mesleki eğitimden lise seviyesinde, ortaokul seviyesinde geliştirmiş olsak onlar şimdi operatör olurlar, onlar fabrikalarda ustabaşı olurlar. Yani mavi yakalı yetiştirmemiz lazım bizim. Bu sorun bu. Biz hakikaten şu anda uluslararasında daha çok Türk insanı götürmek isterdik. Ama şimdi Bengaldeş'ten, Filipinler'den hakikaten biz insan getiriyoruz maalesef. Bu da içimizi acıtıyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için, konuk çok olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ikinize de hem davetiniz için hem bunları sizin sayenizde hem meslektaşlarım adına kamuoyuyla paylaştığım için ben çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Tamam. Efendim bu hafta müteahhitlik sektörünü yurt dışında dünyayı inşa edenleri konuştuk. Sevgili meslektaşım Dilek Güngör'le birlikte Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Erdal İren'i konuk etmiş olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. İyi günler. İyi günler.